Herkese merhaba. Sercan Anlatıyor'dan herkese selamlar. Yanımda Serkan var. Biliyorsunuz aylar önce Ableton Live ile ilgili video çekeceğiz dedik. Ama tabii araya pandemi girdi. Çeşitli sağlık önlemleri almak zorunda kaldık. Birbirimizden uzak kalmak zorunda kaldık. Şimdi durumlar biraz daha düzeldi ve artık Ableton Live'ın başına oturduk. Ben hiç kullanmayan ve bilmeyen birisi olarak Serkan'a soracağım. Serkan anlatacak. Hem ben öğreneceğim hem hep beraber kanaldaki izleyiciler Ableton Live konusunda biraz adım adım ilerlemiş olacağız hep beraber. Sonra ilerleyen bölümlerde de neyi nasıl yaparız, nasıl bir şarkı oluştururuz, nasıl kendimize Ableton Live konusunda iyi bir şekilde ilerletiriz bunları görmüş olacağız. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Sorulara hazır mısın? Hazır. Genellikle, ya ben öncelikle onu sorayım. Genellikle bir Ableton konusunda dersler de veriyorsun. Normal, kişisel, bireysel dersler de veriyorsun. En çok Ableton Live'da hangi soruyla karşılaşıyorsun? Nasıl sorular geliyor sana? Ya şöyle, genelde insanlar artık cep telefonlarından müzik yapmaya çalıştıkları için ya da yıllardır işte Logic ya da diğer programlarda müzik yaptıkları için ilk soru genelde arayüzle alakalı geliyor. Mesela daha farklı çünkü arayüz. Farklı ve piyano sesi istediklerinde görsellerde piyano görseli görmek istiyor insanlar. Evet, yani ben de öyle çünkü ben hemen piyanoyu, gitarı görsel olarak görüp üzerinden hemen ayarlamalar yapmak istiyorum, haklı. O yüzden yani normal istedikleri bir piyano sesini duysalar bile ya bu piyano sesi mi diye soruyorlar. Ya da efekt yapacakları zaman bir efekt seçiyorlar ama Ableton'da öyle görseller olmadığı için ya bu efekt o mu gerçekten? Yani duyduklarına değil de daha çok gördüklerine inanmak istiyorlar. Birinci soru ondan dolayı oluyor. İkinci soru, live tabanlı bir program olduğu için bazen iki ayrı penceresi var. Bu pencerelerin hangisi de ben müzik yapacağım? Burada da çalıyor, diğer tarafta da çalıyor. Şöyle bir ekran, şimdi yansıtıyorum. Şöyle bir ekranımız var yine Ableton'un içinde. Ama bir de böyle bir ekranımız var. Bunun avantajı şu, aslında Ableton Live biraz da modüler mantıkla çalışan bir program. O da şu demek. Siz aslında ne yapmak istediğinizi iyi biliyorsanız 2-3 çeşitte o gün mesela projenize hangisi daha uygun, daha hızlı geliyorsa o modda çözebiliyorsunuz. O biraz daha size kalmış. Yani program sizi yönlendirmiyor. Siz programı yönlendiriyorsunuz. Sizi herhangi bir stile, herhangi bir ilerleyiş yönüne mecbur bırakmıyor. Bundan dolayı yani Ableton'ı öğrendim dediğiniz zaman aslında öğrendiğinizin 2-3 çeşidi de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve ben diğer DAW'larda da bunu zaten kullanabiliyorum. Yani bunda ne biliyorsak, ne öğreniyorsak diğerlerinde de aynı şekilde ilerleyebiliyoruz. Genellikle sorulan şu, bunda yapıp diğerlerinde yapamadım ya da tam tersi diğerlerinde olup da bunda olmayan dediğimiz bir problem yaşıyor muyuz? Şöyle yaşamıyoruz. Şimdi belli bir seviyeye kadar yani 100 kanalı bir akustik parça mixi veya masteringi yapmayacaksak belli bir kısma kadar bütün programlar aynı. O aşamaya geldiğinizde nasıl farklılık oluyor? Diğer programlarda işte 5 tane kanalı toparladım, şuraya yönlendirdim. 20 tane kanalı bir araya getirdim, onu programda gruplama şu kanala... Anlamında. Gruplama anlamında eğer eski programlardan alışkanlığınız varsa, mesela Ableton öyle çözmüyor olabilir ya da Logic de öyle çözmüyor olabilir. O seviyede program kullanan arkadaşların kafasına takılanlar o oluyor. Yani alışkanlıkları oluyor. Burada gene program kişi yönlendiriyor aslında. Kişi ona kendi kafasından bir çözüm getirip de ben bunu Ableton'da nasıl uygularım diye düşüneceğini, ya ben böyle bir yöntem biliyordum, öyle yapayım geçeyim diyor. Bu onun harici belli bir seviyeye kadar, yani parçaya başlayıp prodüksiyonunuzu bitirinceye kadar olan kısımda programların hepsinden neredeyse hiçbir fark yok. Yani birinde delay var da öbür Logic'te yok mu mesela? Hepsinde var. Bunlar fark etmiyor. Farklı yerdeler. Evet. Menüler farklı şeylerde, düğmelerin altında. Evet, Ableton biraz daha böyle 2-3 pencere arasında gidip geldiği için, pencere dediğim bölüm arasında. O yüzden bana daha basit geliyor. Çünkü ben herhangi bir müzik programını ezberlemeyi, öğrenmeyi sevmiyorum. Yani 2-3 tane temel bilgiyle aklımdaki parçayı nasıl çıkartabilirim diye düşünüyorum. Çünkü yani ben program öğrenmek istemiyorum. Aklımdakini hızlıca yapmak istiyorum. Evet. Yani bir de zamanını program öğrenerek geçirmek istemiyorsun gibi bir durum var. O yüzden sana en kafandakini kağıt üzerine yerleştirebileceğin hemen çat diye şeyde program üzerinde çıkmış oluyor. Yani burada
bazı insanlara Ableton Live anlatıyor olabilirim ama Ableton Live'ı %5 civarında falan biliyorum. Hı. Gerisini hı. tamamen şuradandır, evet şuradaydı hı. falan diye mantık yürüterek buluyorum. Bu da benim parçadan kopmamamı, parçayı bir an önce istediğim seviyeye getirmemi sağlıyor. Bu sefer çünkü yani yok kısa yolu şuydu, yok bu menüye girerken şu tuşa basmam gerekiyordu. Bunlarla uğraşmayı sevmiyorum. Ableton'da şöyle bir avantajı var. Yani dünya üzerindeki en basit işlem nedir? Programda, kanalda, bir plugin'e, bir efekte ya da yazdığınız bir kanala ne seçerseniz seçin. Delete'e bastığınızda onun silinmesi gerekiyor. Yani ben bir her programda öyle olmuyor tabii. Bir yerlere girip menülerde sağ tıklayıp remove demeler vesaireler oluyor. Yani ben bir programa girdiğimde bir şey seçip delete'e bastığımda silmiyorsa program o gün benim için bitmiştir yani. Doğru. Çünkü doğru. bu kadar basit bir işlemi zorlaştırıyorsa kim bilir ilerleyen seviyelerde bana kim bilir neler çıkartacak. Ne zorluklar yani. Çıkacak. Şimdi çekim öncesinde işte bazı açıları, kadrajları ayarlarken Ableton Live'a girdim. Hemen bir işte register oluşturdum. Programı indirdim. Ben hiç bilmeyen birisi olarak programı indirdim. Serkan dedi ki şimdi bunu ekranı da getireceğim. Serkan dedi ki şu pluginleri de indir. Bunları kullanırız. İşte elektrik piyanolar, synthler, işte drum pedler gibi. Bunları indir. Daha doğrusu şu anda yani bu pandemi döneminde bir yaklaşık 90 gün galiba. 90 gün başladı. Sonradan 6 aya çıkardılar ama biz bugün indirirken 90 gün gösterdi. Belki güncelleyebilir tekrardan evet. 6 aya. Çünkü ben kurmak isteyen arkadaşlarıma önerdiğimde daha sonradan onlara mail gitti. 6 aya çıkardık sürenizi. Belki yine mail gelmiştir bakmadık ona. Şu anda 3 ay boyunca full versiyon olarak mı kullanabiliyoruz? Evet. Full versiyon olarak, tam versiyon olarak yaklaşık kullanabiliyoruz. 4500 TL'lik versiyonu şu an dolar kuruyla. Ki zaten genellikle bilirsiniz işte ses kartlarının yanında, işte MIDI klavyelerin yanında light olan versiyonu gelir. O da işte 8 kanal kadar audio MIDI çalışma şansımız vardı değil mi galiba evet. 8 kanala kadar. Bu versiyonda hiçbir sınırlama olmadan bütün her şeyle kullanabiliyoruz programı. Jack'cim merhaba. Ve işte aklımızdaki melodileri, şimdi ben öğrendim tabii şeyden, Serkan'dan. Aklımızdaki melodileri, vokalimizden enstrümanımıza, synthesizer'ımızdan MIDI sinyallere ya da işte içine daha önceden göndermiş olduğumuz sample'lara kadar her şeyi yapabiliyoruz. Ve çok büyük bir tabii ki sample arşivi var. Bunları da zaten küçük küçük göstereceğim. Şu kolaylığın olduğunu gördüm. Girdim, register oldum. Programı indirdim. Ableton Live'i indirdim. Sonra otomatikman karşımda indirdiğim pluginleri içerisine eklemekle ilgili register etme kısmı geldi. Bastım hemen program açıldı. O kadar pratik yani hiç bilmeyen birisi bile gayet tıkır tıkır sadece tıklayarak her karşıma çıkan pencereden sonra da evet register oldunuz 90 gün boyunca kullanabilirsiniz diye de bilgi paneli geldi. Şimdi birazcık kurcaladık çekimden önce. Şimdi benim aslında Serkan'a sormak istediğim, benim aklımda birkaç akorla bir şeyler dönmek var. Bunun üzerine küçük belki minik bir solo yerleştirmek var. Ve aslında işte panelin içinde ne var? Yani benim daha önceki videolardan hatırlarsın. Mesela Logic Pro'da işte şurada şu panel var, burada bu panel var. Şuradan şunu açarız, kaparız gibisinden bir ilerleme yapalım istiyoruz. Bu böyle bir Ableton Live'la tanışma, biraz içerisine derinlemesine girme videosu diyebiliriz. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz, nereye kadar ne yapacağız bilemiyoruz. O yüzden de şimdi bir tanışalım isterseniz. Şimdi ben Serkan'a soracağım, Serkan anlatacak, ben bulmaya çalışacağım. Tıpkı şu anda bir öğrencisini anlatır gibi belki gideceğiz. Tabii ki normalde bir ders durumunda bir akış oluyor. Yani öğrenci sordukça, benim derslerimde de öyle, sen sonra aklına ne geliyorsa o şekilde ilerleyelim dediğimizde bir dersin akışı aksamaya uğrar tabii ki. Bunun bir öğrenme, öğretme rutini var. Bir belli bir adım çizgisi var. O yüzden de Serkan anlatacak. Ben uygulayacağım. Ben aklımda olan soruları, sizden geldiğini düşündüğüm soruları, arada çünkü yazdığınız sorular var. Onları da ekleyeceğim. Sonrasında adım adım bakalım ne yapabiliyoruz. Şimdi az önce de senin bahsettiğin ve benim küçükten gösterdiğim gibi şimdi burada böyle bir kutulardan oluşan bir panelimiz var. Burası live bölümü. Live bölümü. Yani sahnede de kullanabildiğimiz evet. gibi bir bölüm mü? Bu da normal diğer programlara daha çok benzeyen. Bu lineer yatay bir panel var. Normal ben bir audio kayıt yaptığım zaman burada ilerlemeyi rahatça görebiliyorum gibi anlıyorum sanırım değil mi öyle bir şey? Doğru.
Burası biraz daha diğer programların mesela, mantığında ilerliyor. Evet, bu mesela diğer programlarda benim görmedim. Şimdi son işte Logi'nin güncellemesiyle ufaktan buna benzeyen bir panel var ama hiç onu saymazsak Logic'te, Pro Tools'da, Ableton Live bu. Studio One'da görmediğimiz bir şey, arayüz. Bunun bize nasıl bir kolaylığı var ya da nasıl bir pratiklik sağlar? Ne diyebiliriz bunun için? Bunun avantajı şu. Diğer programlardaki gibi yatay bölümde bir parça yaparken, ilerlerken çok fazla değişiklik yapamıyorsunuz. Yani nasıl? Birinci kanalda drum grubunuz var, ilerliyor. 30. saniyede basımız giriyor. İşte birinci dakikada melodimiz giriyor. Bunu diğer panelde, live panelinde çok daha hızlı tek tuşla yani yerlerini değiştirerek bu iki ses beraber çalarsa nasıl duyuluyor ya da bu bas burada değil, diğer basla üç aynı anda çalarsa nasıl duyuluyor diye aslında bize aranjman kısmında çok hızlı değişiklikler yaparak karar vermemizi sağlıyor. Tamam. Yani live nasıl oluyor? Live kısmında da yan yana böyle pencerelerimiz var. Yan tarafta birinci, ikinci, üçüncü kanal diye görünüyor. Mesela orada live bölümünde detaylar var. Mesela biz 1'e tıkladığımızda birinci kanalda yan yana hangi sesleri dizdiysek onlar aynı anda çalıyor. Birinci kanal oluyor bu. Evet. İkinci kanala bastığımızda aslında 1'den 2'ye geçmiş oluyoruz. Yani şu anlama geliyor. Live yapıyoruz, sahnedeyiz. İşte ilk başta kick'imiz, basımız çalıyor. 2'ye bastığımızda bunlara eklemek istediğimiz melodimiz ya da efektimiz varsa 2'ye bastığımız andan itibaren eğer metronomla say demediysek bastığımız anda ya da bastıktan 4 saydıktan sonra ikinci kanal çalmaya başlıyor. Siz de sahnede bunu yaptığınızda kopukluk olmadan sanki bir parça çalıyormuş gibi. Yani siz daha önceden release ettiğiniz, yayınladığınız bir parçayı bile burada sıralamasını değiştirerek çalabiliyorsunuz. Evet. İlerletebiliyoruz. Yani parçanızın kendi içindeki seslerini ayrı ayrı değiştirerek yani hiçbir yerde çalmadığınız bir versiyonunu o an orada çalarak ya da efekt vererek çalma imkanını sağlıyor. Bu da size aslında işte Ableton Live'ın live kısmının ne olduğunu açıklayan bölüm bu oluyor. Şimdi burada sol tarafta yani zaten adından her şey anlaşılıyor aslında. İşte çok güzel bir kategorilendirme yapılmış zaten burada. Öncelikle hemen aklıma gelen bir şey var. Diğer programlarda da zaten böyle. Hemen Live'ın kendi, biz şu anda MacBook Pro kullanıyoruz. Ama diğer tabii ki Windows'ta da bu şekilde. Ayarlar paneline geldiğimiz zaman şu anda Roland'ın Quad Capture modeli var. Onu zaten otomatik gördü. Görmesi bile buradan zaten seçipti. Diğer başka bir kartınız da varsa onu hemen işaretleyebiliyorsunuz. Onun dışında MIDI ile ilgili hiçbir kurulum, hiçbir bir şey yapmadım. Otomatikman benim Roland MIDI klavyem var. Roland A500 Pro. Onu otomatik gördü zaten. Onun dışında depolama yapacağımız klasörleri buradan seçebiliyoruz. İşte kaydettik, bitti. Projeleri nereye atalım gibisinden. Plugin klasörümüzün nerede olduğunu az önce göstermişti Serkan. Onu buradan ayarlıyoruz. Her şeyi böyle tıkır tıkır yani ne olması gerekiyorsa ayarlıyoruz. Onun dışında da zaten burada da belirtiyor bize gün gün geriye düşecek gibi işte 90 gün 89 öyle gidecek. Burada şey söyleyebilirim eğer programınızın kendi update'ini yapmak istemiyorsanız yani buna önermiyoruz ama kürekli olarak kullanıyorsanız buradaki otomatik update'i kapattığınızda çünkü sürekli şeye bağlanıyor. Bağlanıyor. Bağlanmamış olacak. Hani o arkadaşlar bunu yaparsa başları biraz daha az ağrıyabilir. Evet. Tabii bir de o durum var. Şimdi sol tarafta paneller var. Zaten adından anlaşılıyor. Yani mantık yürüterek gidebiliriz. İşte bu panelde şu var yerine. İşte bakınız burada enstrümanlar var. Audio efektler var. Audio ile MIDI farklı sinyaller olduğu için. Burada MIDI efektler ayrı. Max for Life, Ableton'ın klasik efektlerinden hariç biraz daha kendinizin tasarlayabileceği ya da dışarıdan üçüncü part tasarımların program direkt şey gibi düşünün, bir işletim sistemi gibi düşünün. Bunun için tasarlanmış bir üçüncü parti. Partları burada çalıştırabiliyorsunuz. İlk başlarda ben çok fazla hoşlanmıyordum bundan fakat yeni yapılan şeyler, bu özellikler, efektler o kadar kaliteli ki şu an hepsinden daha çok
bu bölümü kullanmaya başladım. Çok güzel. İsterseniz bunu ayrı bir pencere olarak açıp bu efektin bir düğmesini diğer efektin bu düğmesiyle eşleştirmek istiyorum gibi böyle modüler bir synth mantığında çalıştırabiliyorsunuz. Hı-hı. Ya da kanallarınızın içine açtığınız bu MIDI veya audio kanallarınızın içine bu efektleri, bu kontrolleri sadece o kanalın içine bir tanesine ya da iki tanesine atıp orada da o ufak özelliğini program o kanal içinde çalıştırabiliyorsunuz. Hı-hı. O özelliğini çok seviyorum. Zaten Ableton'ın aslında neden tercih ettiğim ve en çok sevdiğimle alakalı cevabı şu. Ableton 4'ten itibaren kullanıyorum. Hep şu mantık var. Sürükle bırak. Zaten yıllardır Ableton'ın yapabildiği, yani yaptığı diyeyim, yapabildiği diyeyim, en başarılı işlerden biri. Çoğu program daha yeni yapabiliyor bunu. Evet, sürükle ve bırak. Eskiden yoktu. İçinden import ediyordun, çekiyordun. Yani ben Ableton alıyordum. 4 yıllar önce kullandığımda bile bu özellik vardı. Hatta herhangi bir plugin'in ya da efektin üstüne tıkla, efektin herhangi bir tuşuna tıkladığınızda o efekt hangi kanaldaysa o kanalın içinde o efekte ait otomasyon çizgisi çıkıyordu. Ya bunlar o dönem için inanılmaz. Tabii. Yani kime göstersem o zaman Ableton'u anlatsam şaşırıyorlardı. Yani bunun bu kadar basit olmaması lazım diyorlardı. Bu diğer DAW'lar, yani şu an Ableton övüyor gibi olacağım ama daha bu sene yeni yeni bu özellikleri getirmeye başlayıp yıllar sonra biz böyle bir şey yaptık inanılmaz diye anlatıyorlar insanlara. Tabii Ableton Live kullanıcıları şaşırıyoruz. Yani evet. Bu çok büyük bir özellik. Hı. İyi ki bulmuşlar falan. Tabii. Şimdi mesela plugin penceresinde de şöyle bir durum var. Bilgisayarımızın içerisinde farklı programların içerisinde işte bu ne olabilir? İşte Logic olabilir, işte Ableton olabilir, işte Studio One olabilir. Ne plugin var kuruluysa harici dışarıdan eklediğimiz enstrümanlar olabilir ve tabii ki efektler olabilir. Bunları burada görebiliyoruz. İşte burada işte Isotope'undan işte Audio Mover'sa Synthmaster'dan işte Plugin Alliance'e kadar burada elimizde olan aldığımız, satın aldığımız, demosunu kullandığımız ya da işte aktif olarak kullandığımız bütün plugin'leri burada görme şansımız var. Ki burada işte RX'lere kadar her şeyi görebiliyoruz. Bu bölümde şöyle bir şey söyleyeyim. Mac'in kendine has uzantıları var. Mesela buradaki Audio Units dediği Apple'ın kendi uzantısı. Hı hı. Bir VST var, bir de VST3 var. Hı hı. Bunlar arasındaki farklar şöyle. Şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlara, faydalı olur. Bir programı kurduğunuzda size bunların hangi versiyonlarını kurayım diyor. Yani VST mi kurayım, VST3 mi kurayım diye. Burada arkadaşlar VST3'ü tercih ederlerse şöyle bir fark var. Siz bir plugin'i kanalın içine açtığınızda eğer VST olarak açarsanız o açtığınız efekt sürekli çalışıyor. Yani siz 10 dakikalık bir parça yapıyorsunuz ama onun için 3 saat uğraşıyorsunuz ya da bir hafta uğraşıyorsunuz. Siz VST'yi aktif ettiğiniz anda sürekli aktif oluyor ve işlemcinizi sürekli yiyor. Ama VST3 tercih ederseniz sinyali algıladığı anda işlemciye yük bindiriyor. Sinyal çıktığında kendini kapatıyor. Ve bu da çok kanallı projelerde işlemci için en önemli unsur haline geliyor. Yani VST3 tercih ettiğinizde işlemciniz daha az yorulacak ve hani prodüksiyonunuzu daha hızlı, tabii çünkü, daha sağlam çünkü parçalar, yani şimdi belki burada demo olarak 3-4 kanallı bir şey yapacağız ama yani mümkün değil 3-4 kanalda işlerin bitmesi. 20 kanal, 30 kanal, 50 kanal, 100 kanallı ve hepsinin içinde 5-6 tane efekt oluyor. Bu bir süre burada sonra hiçbir bilgisayar dayanmaz artık çünkü buna. O yüzden de gerektiği yerde devreye girmesi, sinyali algılamadığı zaman devreden çıkması bizim tabii ki RAM ve işlemcinin de bir arada daha sağlıklı çalışması için performanslı çalışmamız ve çalışmamızın sağlığı açısından doğru düzgün ilerlememiz açısından çok verimli olacak. Bir süre sonra en önemli şey o hale geliyor. Çünkü parçanızı bilgisayar çalamamaya, takılmaya... Ya proje halindeyken çalınamıyor. Mecburen dışarıya işte WAV EMP çalıyorsunuz da bakalım nasıl duyuluyor diyorsunuz. O büyük bir zaman kaybı oluyor tabii. Tabii ki performans kaybı da oluyor bilgisayar için. Onun dışında burada küçük küçük şeyler var. Klipler, sample'lar. Sample'lar var. Üzerine bir kere tıkladım. Demosunu dinledim. Çift tıklayınca seçili kanalı. Şimdi
Ben çok birkaç beğendim diyelim, çift tıkladım ya da aldım, sürükledim gibi. Ama ben burada birkaç tane işte daha öncesinde size de şimdi zamanını kaybetmemek açısından. Şöyle bir synth vardı, o hoşuma gitti. Onun dışında şöyle, bu arada bu burayı nasıl oluşturduk az önce öğrendim, hemen gösterelim. Boş bir zaten şeyimiz vardı, ekranımız vardı, sağa tıkladık. Yapacağımız nedir? MIDI. Çünkü MIDI enstrümanla çalacağız. MIDI enstrüman sesini alacağız. Yani bu bir audio değil, MIDI sinyali olacak. MIDI kanalı açtık. Bunun içerisinde bir eklenti, yani bir plugin kullanmamız gerekti. Plugin'e geldim. Burada Search kullanacağımız bir plugin'di. Bu arada Search plugin'i ücretsiz bir plugin. Bunu da hemen kurulmasını şuraya bir yere koyuyorum. Çok pratik. Hemen tık tık kuruyorsunuz. Ondan sonra burada listelenmiş oluyor. Yani ne kurarsanız kurun bu plugin alanında gösterilmiş oluyor. Biz buna çift tıkladığımız zaman karşımızda bir panel çıktı. Bu artık bizim sinyal alacağımız bir panel. Ama sinyali nasıl alacağız? Şuradaki kırmızı butona bastığımız zaman sinyali alacağımız şekilde görebiliyoruz. Sesleri nasıl değiştiriyoruz? Şurada patch var. Burada. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Birkaç tane ses belirledik. Şimdi bunu kafamız karışmasın silelim. Yani böyle kanal açtık. Search'ten ekledik. Kanal açtık. Ritim ekledik. Ya da elimizde bir audio dosyası var. Ses dosyası var. Beğendik de hop sürükledik bıraktık. Şu kutuların içerisine. Olay çok pratik. Pratik de bir programmış zaten. Bunu gözlemlemiş oldum ben de. Böyle bir elimde sesim var demiştim. Onun dışında şöyle bir ses daha beğendim. Böyle belki bir solo üzerinde çalışma olur diye düşündüm. Şöyle küçük bir sample buldum, attım içine. Şöyle de bir şey de olabilir dedim. Şöyle de bir şey de olabilir dedim. İşte bunlardan ne yapabiliriz bulmaya çalıştık. Onun dışında şu neydi? Böyle de bir bas gibi bir şey olabilir diye düşündük. Şöyle yapalım. Şimdi nasıl mesela kayıt yapacağız? Nasıl ilerlememiz gerekir? İşte aklımda benim önce şunda bir akor döngüsü yapmak, çalmak var. Önce birinci kanalda, değil mi? Bu birinci kanalımız, evet, birinci oluyor. Birinci kanalda bir akor döngüsü çalmak var. Sonrasında üzerinde işte ritimler, minik sololar yapma fikrim var. Nasıl ilerlemeliyim? Nerelere basmalıyım? Nasıl yapalım? Ableton'da olabildiğine az şeyleri aklımızda tutarak müzik yapmak istiyoruz. Hı hı. Bu olabildiğine az dediğim şeylerden bir tanesi şu. Gönderdiğiniz MIDI sinyalini hangi kanal çalsın? Çünkü burada bir sürü kanalımız var. Hı hı. Ben buraya bastığım zaman bunu hangi kanalın çalacağını bu aşağıda ki işaretin üstüne tıkladığımızda kırmızı yandığında hangi kanal... O bana kanal... monitör vermiş, evet, oluyor. Diyor ki senin gönderdiğin sinyali bu kanaldan duyabileceksin. Hı hı. Yani öğrenmemiz gereken birinci maddelerden biri bu kırmızının, hı hı, bu işe yaradığını öğrenmek. Üstteki 1'e bastığım zaman o kanalı duyuma açmak ve kapamak gibi bir durum galiba. Şöyle, sesini duymak istiyorsak sadece solo dediğimizde bu set tuşuna basıyoruz. Sadece bu kanal çalıyor ama 10 tane kanalımız var. Ben sadece bu kanalı kapanmasını istiyorsam sarı renkli 1 yazıyor. Hı hı. Bunu kapattığımda bu kanalın sesi kapanıyor. Bastığınızda evet, sinyal gelmiyor artık. Yani aslında içinde bir sinyal var ama bize duyurmuyor burada, evet, monitör göründüğü verdim gibi. Aha. Bastığınızda çalmaya başlıyor. Bu şu an birinci kanalı içinde işlem yapacağımız için onun üzerinden ilerliyorum. Hı-hı. Şimdi Ableton'da bütün kanalları aynı anda kaydet diyebiliyorsunuz. Bu aklınızı karıştırmasın. Diğer pencereye bütün sinyali gönderme ile alakalı. Hı hı. Biz şu an sadece birinci kanalı üzerinde işlem yapacağımız için ve kayıt alacağımız için şunu yapıyoruz. Burada birinci kanalın altında gördüğünüz gibi satırlar var. Hemen altında gri yuvarlak işaretine bastığımızda ve burada kırmızı işaret seçili olduğunda şunu yapmamızı sağlıyor. Çaldığımız, yani gönderdiğimiz MIDI sinyallerini bu kanala kaydetmeye yarıyor. Hı hı. Ufak bir örnek göstereyim ben size. Birinci kanal. Thank you.
Ve ben ama bunun ne kadar süreceğini düşünmemiştim, ayarlamamıştım. O kendi devam ediyor. Devam ediyor. Yani sizi durdurana kadar kaydetmeye devam ediyor. Çünkü kimisi çok iyi çalıyordur. Mesela senin gibi hemen akorlara basıp evet güzel bir melodi deyip evet, durdurabilir. Şu anda kuantizör iyiymiş. Mesela tam doğru yerlere evet. basmış. Kimisi yarım saat çaldıktan sonra istediği melodiye ulaşacağını karar verir ve o bölümü alıp, çünkü bu midi sinyal olduğu için buradan istediğimiz notaları, bölümleri silip ekleyebiliyoruz. İstediğimiz ara bölümü aldık diyelim melodileri. Burada şu soru geliyor arkadaşların, yani şu sıkıntı geliyor arkadaşların başına. Tam istediğim yerde basamamışım. İşte bunu biraz hani kuantizörü soruyorlar. Sağ sola oynadı, burada bir şey oldu. Yine çok basit mantık. Sanki Word, Excel kullanıyormuş gibi. Hepsini seçmek istiyorsanız Ctrl A yaptığınızda bütün notalar seçiliyor. Bunların herhangi bir tanesini tutup sağa sola çektiğinizde hepsi geliyor. Bazen tam başlarına oturmadığında oturmayan kısmın notalarını seçip sağ sol yapabilirsiniz. Burada şimdi notalara dokunduğumda çaldığını fark ediyorsunuz. Bu dokunduğumda çalsın veya çalmasın özelliğini şuradaki kulaklık tuşuna, mavi tuşa bastığınızda çalmıyor. Görüldüğü gibi. Evet. Ya da ben sadece kontrol etmek için kullanıyorum. Ya da midi klavyeyle bu notaları çaldınız ama ekstra bir iki nota eklemek istiyorsunuz. Onu da mouse'la gelip çift tıkladığınızda ya da şuradaki kalem işaretini seçip bastığınızda kaydediyor. Üzerine gelip çift tıklayıp ya da seçip delete'e bastığınızda siliyor. En sevdiğim özelliği. Mouse boş bir yere gelip mouse'u sağa tıkladığınızda burada quantize özellikleri var. Burası biraz daha detay aslında. Quantize aslında şey, böyle ölçü başlarına notayı tam denk getirmek diyebiliriz ama çalarken belli bir groove'da, belli bir hissiyatta çalacağımız zaman tam ölçünün başına, sonuna çalmak durumunda değiliz. Bu aslında hep yanlış olduğumuzu göstermez. Sadece o anda tam istediğimiz anda basmamız gerekliliği vardır belki şarkı içerisinde. Şarkı öyle ilerliyordur. Ama sadece ölçü başlarından ya da istediğimiz ölçülere yerleştirmek istiyorsak quantize'ı kullanabiliriz. O pratik olur. Ama çok yani işte işini bilen müzisyenler için çok gerekli bir şey değil tabii yani. Bir de burada şu soruyu soruyor daha sonra arkadaşlar. Yani ben mouse'la tıkladığımda çok ufak bir alanı yazıyor. Ben daha uzun olmasını istiyorum. Bunun çözümü şu. Hemen sağ tarafına geldiğinizde mouse'un ucunun şeklinin parantez değiştiği oluşuyor. Görünüyor. Bunu böyle basılı tutarak çektiğinizde nota uzuyor. Ya da ben belki kaydederken 30 tane nota kaydettim. Bunların içinden sadece 15 tanesini uzatmak istiyorum dediğinizde. Yine toplu seçip. Toplu seçip yapabilirsiniz ya da ben hiç midi klavyem yok. Ben bütün melodiyi mouse'la yazmak istiyorum dediniz. Ama her seçtiğim nota ufak çıkıyor. Ben tek tek bunun hepsini seçip uzatmakla uğraşmak istemiyorum dediğinizde burayı sağ tıklayıp büyüklük seçiyorsunuz. 4 bar dediğinizde hemen tıkladığınızda 4 bar yani 1'den 5'e kadar notayı atıyor. Kısmı atıyor. Bunu 1/16 seçtiğinizde daha ufak seçiyor. Yani ben belki bunun aralarına ekstra böyle nüanslar eklemek istiyorum. İşte 4 ölçü, 16 ölçü, 8 ölçü tek dokunuşta ben bütün ölçüyü tamam kapatacağım mı ayarlarını biliyorum. Onu güzel bir özellik. Oradan ayarlıyorsunuz. Bir de bir anda çok oktav da görmek istiyor olabilirsiniz bunu. Onu da şöyle sağlıyoruz. Buradaki fold tuşuna bastığımızda bütün genişletiyor şeyi. Oktavları görüyorsunuz. Bunu da zoomlamak ya da ufaltmak istediğinizde mouse'u bu uca getiriyorsunuz. Gene tuşa basılı tutarak çektiğinizde sağ sola hareket ettirdiğinizde ufalıyor. Sağ hareket ettirdiğinizde zoom in, zoom out gibi. Evet. Burada ama bir sürü nota varsa karışıyor. Ben sadece çaldığım notaları görmek istiyorum derseniz buraya basıp sadece çaldığınız notaları görüyorsunuz. Bu güzel avantaj sağlıyor. Midileri böyle hallediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela quantize'da tam nasıl noktasına oturmasını istemiyorsanız, daha böyle groove halinde ya da sizin hissiyatınızı göstermesini seviyorsanız, burada istediğiniz notaları gene seçip yani shift tuşuna bastığınızda seçtiğiniz notalarının hepsini bir anda seçiyor. Burada aşağıda bu bölümde velocity veya
audio bir kanalsa ses ayarlarını görebiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz şeyin notanın... Ne kadar sert basıp yumuşak bastığınızı, o touch response dediğimiz. Evet. Ya da sesin ne kadar duyulması gerektiğini. Hı hı. Mesela bir drum yazdınız, hi-hatlerin arası hepsi aynı seviyede değil de kimisinin daha düşük, kimisinin daha yüksek gelmesini istiyorsanız buradan volüm otomasyonu yapabiliyorsunuz. En basit, en hızlı şekilde. Hı hı. Bunun tabii başka şekilleri de var ama giriş seviyesinde tercih edilen kısım burası. Hı hı. Bunu şuradan gene kalem işaretini seçip şeylerin üzerinde de... Tam oraya geldiğinde daha soft bir hissiyatta değil de daha kuvvetli vurduğumuzu ya da daha yumuşak vurduğumuzu karşılığı aslında velocity, öyle diyebiliriz. Bu velocity ayarlıyorsunuz. Bu 0'dan başta, 127 oluyor bu arada. Evet. Yani daha yukarı çıkan bir şey değildir o. Bu bölümden çözebilirsiniz. Hani grubunuzu burada aklınızdaki gruba uygun hale getirerek ilerlerseniz daha hızlı parçayı sonlandırabilirsiniz. Şimdi mesela ben burada şöyle aşağı mı çekeyim? Tamam. Ben mesela bu bir şeyler çalmıştım. Bakalım çalma durumu. Ha, burada görüyoruz. Şunu şu değil mi? Fazlalık olan. Tamam. Şimdi bu melodi parçanın bu şey grubun neresinde girmesini istiyorsan bu bölümde seçip sağ sol hareket ettirebiliyorsun bütün melodileri. Tamam. Şimdi akma diyelim bir bas yazalım üzerine. Peki bu melodinin burada mı girmesini istiyorsun yoksa play'e bastığın an bu melodi? Yok, bir 4 o bu şey altyapı tamam. Bir gitsin. Hı-hı. Bir 4 ölçü. Ama ben şu bası üzerine bir bas çalacağım dedim. Akorları hatırlayamadım ama dur bakayım şimdi bir üzerinden yürüyoruz. Bir şey yaparım diye düşündüm. Çünkü az önceki akorları gelişi güzel çalmıştım. Şey öğrendim şimdi ne çaldığımı. Şöyle şu an diğer tarafa kayıt olmasın. Ben sadece bu pencere içinde kayıt olmasını istiyorum derseniz gene buradan yuvarlak işaretine basıp tamam. Çaldığınızda şu anda kaydediyor değil mi? Evet, sadece o kanala tamam. Seçtiğiniz midi sinyallerini gönderiyor. Kaydediyor. Kaçırdım mesela. Ne yaptım? Durdurdum. Ama kaydetmedi zaten. Bir şey çalmadım. Sinyal göndermedim. Bu ne sefer yapalım? Şey yapıyorsunuz. Bu buraya kanalın ismiyle birinci satırı isim açtı. Lazım. Sildiğinizde sıfırlıyor. Ha, tamam, yuvarlığa sıfırmış. Bastığınızda tekrar kaydetmeye tamam, okay. Başlıyor. Son notayı yanlış bastım. La basacaktım, mi bastım yanlışlıkla. Bunu şimdi baştan çalmamak için ne yapabiliriz? Şimdi şunu açalım. Evet, bu. Ha, burada zaten mi olduğu gözüküyor. Ama ben şunu şuradan da değil mi? Duymam için şu. Evet. Tamam. Bu değil. Ben la verecektim. Şunu verecektim. Tamam. Yani şöyle. Pardon. Nasıl play yapıyoruz? Şu mu? Şuradan ilerletmeyi. Şimdi burada... Niye kaydı bu? Şundan dolayı. Şimdi play'e bastık ya. Hı. Burası normal zamanlamasıyla çalmaya başladı. 4 saydı. Burası 4 sayacakken sen parçalarken bir anda buraya attığın pardon, için... Tamam, okey. Ben... Bu kanal sadece senin istediğin yerden çalmaya başladı. Diğer kanal normal BPM ve ölçüye göre tamam, çalmaya okay. Başladı.
Yani ben yanlış çalmış değil, yanlış yerden oynatmış oldum. Bir kanalı tamam. Yanlış yerden başlatmış oldum. Tamam. Şimdi ben bunun üzerine küçük bir minik bir solo gibi şey yapsam. Bunun içinde bir tane ses ayarlamıştım. Pardon bu değil. Şuydu galiba. Evet. İkinci kanalda bir yer sesimiz. Gibi bir şey mesela. Yine şuna basacağım. Evet. Çalmaya başlayacak. Ve sadece o kanala gönderdiğiniz yeri kaydedecek. Tamam. Şimdi şöyle. Şey attık diyelim. Şimdi bakalım ne yapmışız. Burada eksik bir şey kalmadı. Burada ne kadar sert yumuşak bastığımın velocity'sini görüyorsunuz zaten. Yani melodi çok böyle amşamı olmadı ama en azından aklımdaki diyelim böyle bir şey vardı ve uygulamaya çalıştım. Küçük bir aklımızda pilot bir melodi oluşturduk diyelim. Şimdi diyelim bunu oluşturduk ve bunu dışarıya bir wow olarak almalı. Ya da işte buna son bir işlem ne yapmalıyız? Ya da şu anda doğru live, zamanı mı? Live kısmında olduğu için hali hazırda bir parça düzenlemesi gibi olmuyor. Tamam. Yani parça başladı. Sadece loop dönüyor şu an. Şu an gibi. Looplarımızı hazırlamış gibi oldu. Tamam. Burada şunu yapabiliriz. Hangi sesler bir arada çalsın? Ya da hangi sesle başlayalım? Daha sonra hangi sesi ekleyelim, çıkaralım? Kararlarını buradan hızlıca dinleyerek verebiliriz. Mesela buraya böyle bir melodi yazdık. Evet. Ama parça ilerledikten sonra bu melodinin bazı kısımlarını çıkarmak ya da buraya yeni melodiler eklemek isteyebiliriz. Bu tip durumlarda da şöyle bir kolaylık sağlıyor bize. Kanalın üstüne geldik, kopyaladık. Bunu bir aşağı getirip ikinci satırda bunun üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Mesela bura çalmasın istiyorum. Orijinali sabit tuttum. Orijinali sabit tutuyorsunuz. Tamam. Aşağı aldığınızda bunları üzerinde yedek proje gibi. Yedek proje gibi oluyor. O kolaylığı var. Ya da bu melodiyi sevdim. Parçanın bir kısmında diğer seçtiğimiz ses de bu melodiyi çalsın istediğimizde tekrardan çalmamıza gerek kalmıyor. Kopyala deyip istediğimiz sesin içine atıp yapıştır dediğimizde bu sefer o seçtiğimiz ses de çalmış ses olacak. Ses bu melodiyi çalıyor. İkinci satırı çalmak istediğimden dolayı burayı solo hale getirdim. İkinci satırda satırın üzerindeki play tuşuna bastığım zaman o satırdaki notaları çalacak. İlk başta bastım akorları bas sesleriyle yapacak. Bu aradakini aldım ya değişiklik olsun diye. Bu melodiyi diğer seslerimizle çaldırabiliyoruz.
Şu an seste patlamalar oldu. Onun sebebi şu. Bas sesinde çok fazla nota, akor bastığımızda ses kendini tetikledi ve yükseldi. Bu tip durumlarda sesin plugin'in içine girip plugin'in içinden sesi kısarsak sesimiz çıtlamaz, patlamaz diyeyim. Buradan volümden, master volümden plugin'in sesini kısıyoruz. Hangi plugin olursa olsun kendi içinde yine o master volümü var. Bu sefer sesimiz sağlıklı duyuluyor. Çünkü diğer türlü üzerinde herhangi bir efekt yaptığımızda ses iyice bozulacak ve distortion'dan kanalı duymayacağız. Ben genelde bir plugin açtığımda onun sesini ortaya getiriyorum ki mix kısmında, prodüksiyon kısmında bana alan sağlasın. Hani sesim bozulmadan verimli bir şekilde kullanabilirim. Oynama payı yaratsın, bıraksın. Evet, headroom bırakıyor bana. Bu kolaylığını seviyorum. Bir de ekstra bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir ton yakaladınız, çok güzel bir ses yakaladınız. Mesela bir kick tonladınız ve hoşunuza gitti. Bunu diğer parçalarınızda da kullanmak istediğinizde kanalın üstüne geliyorsunuz. Kopyala dediniz. Bu projeyi kapatıp yeni bir proje açtığınızda boş bir kanala olduğu gibi yapıştır kopyala dediğinizde sanki aynı projeymiş gibi yapıştırıyor. Bu özelliğini seviyorum. Dil her zaman kullandığım ve benim çok işime yarayan bir özelliğinden bir tanesi. Şimdi biz burada şimdi o fazla eklediklerimizi çıkartalım. Son haline onu bir ekledik, onu bir ekledik. Bunu eklemiş. Tamam. Bizim orijinal aranjman sayfasında nasıl görünüyor bu? Ona şöyle, biz şimdi burada şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Önceden ben yapmıyordum ama şu an yaptığımda bana daha hızlı olmamı sağlayan ve yeni fikirler oluşmasını sağlayan özelliği. Aslında aranjman kısmına girmeden önce burada bir genel olarak aklımda aranjmanın genelini tasarlıyorum. İşte ilk parça başladığı zaman drumlar ve basla girsin diyorum. Mesela şu an onu düşünüyorum ve burada ona göre düzenliyorum. Nasıl duyulduğunu duymak istiyorum. Mesela bunların hepsi ikinci kanal. Birinci kanalımızda bu drumlarımız zaten, ve... Zaten üçüncüsü çaldı galiba. Oradaki. Burada şu bu iki sesin çalmasını istediğimiz için ikisini yan yana getirdim ve bire bastığımda şu an ikisi beraber çalıyor. Diyorum ki ya böyle başlarsa evet güzel olabilir. Burada şu özelliği de var. Buraya ben hangi sesi eklersem güzel olur diye düşünüyorum. Bu sefer tutup hepsini sağa sola yukarıya aşağı sürüklemek istemiyorsanız bu durumda hangisinin üstüne basarsanız o çalmaya başlıyor. Mesela dinleyecek. Evet. Parçanın ilerleyen kısmında böyle olursa güzel olabilir. Ya da diğer sesi. Neye basarsan onun şey paneli geliyor. Burada şu alttaki kare işaretine basarsanız o sesi durduruyor. Ya da burada kapatabilirsiniz. Mesela böyle daha çok hoşuma gitti bir öncekinden. Parçaya başladığımda böyle ilerlemesi güzel olacağını düşündüğüm için aranjman kısmında bunu uygulayacağım. Onu nasıl yapacağım? Durduruyorum. Burada aslında 3-4 ayrı yöntem var. Ama ben daha böyle temiz olan versiyonunu anlatayım ilk başta size. Buradaki ses mesela bu 4 sesi kullanacağım. Birinci sesimi seçtim. İkinci sesimi seçtim. Üçü ve dördü seçtim. Bu dördü üzerinden ilerleyecek. Bunları kopyalayıp diğer pencereye geldiğimde aranjman penceresine. Tap tuşuna bastığımda aranjman penceresine geliyor. Daha sonra burayı seçip sesleri yapıştır dediğimde kanalları buraya yapıştırıyor. Ben az önce ne yapmıştım? Üçüncü kanal ve dördüncü kanal başlasın. Daha sonra birinci kanal devreye girsin demiştim. Hemen onu uygulamak istiyorum. Burada da Ableton Live'da... Bunlar burada düzenlenebilir şekilde mi peki? Evet, asıl işte burada düzenliyoruz. Tamam. Ableton Live'da aklımda tuttuğum 2-3 bilgiden bir tanesi. Bu pencerede işlem yapacağımızda diğer tarafın çalmasını değil de buradaki aranjman penceresini çalmasını istediğimizde bu köşede yer alan şu an mouse'da gösterdiğim tuşa bastığımda görüldüğü gibi bunlar aktif hale geliyor ve artık burası çalıyor. Burada yaptığımız değişiklikler diğer taraftaki değişiklikleri gene değiştirmiyor.
Burası artık bambaşka. Orada ben yanlış ya da doğru çaldım falan gibi. Burada her şeyimi değiştirebiliyorum. Değiştirebiliyorsun. Ya da sen burada bir şeyleri değiştirdin. Bir süre sonra hoşuna gitmedi. Diğer tarafa tekrardan gelip. Anladım. Az önceki kopyala yapıştır mevzusunu yeni bir şeyde. Evet, diğer tarafta sağlıyor. Şimdi burada o hiç kutulara karışmadan tamamen yeni bir aranje sayfası açmış oldum. Tamam. Şu an elimizdeki seslerle parçamızı bitirmeye başlayacağız. Kendi loop'larımızı hazırlamış gibi düşünelim. Tamam. Şimdi buraya geldiğimizde gene burada kullanacağımız efektler sol tarafta yer alıyor. Burada, bunlara efekt uygulayacağız. Evet. İstek. Otomasyon yapacağız. Mesela buraya reverb uygulamak istediğimizde bölüme gelip reverb yazdığımızda burada plugin seçili olduğu için plugin içindeki reverb'leri bize gösteriyor. Audio efekt seçtiğimizde bunların içindeki reverb'leri, yani siz hangisini kullanmak istiyorsanız ya da bunu seçtiğimizde bütün Max4Live ile beraber plugin'ler ve audio efektlerin içindekileri görüyoruz. Ben burada adında işte reverb geçen her şeyi görmüş oluyorum. Sıralıyor. Programın kendi default efektini kullanırsanız programı daha az yoruyor. Çünkü plugin açtığımızda ekstra özellikler çalıştırmaya uğraştığı için işlemciyi yoruyor. Evet. Ben şimdi Ableton'ın kendi efektlerinden bir standart reverb seçeceğim. Bunun içinde de ayrı seçenekler var. Onu da görmek için bu işarete tıkladığımızda aşağıda türleri çıkıyor. Tekrar tıklarsak bunların içinden herhangi birini seçebiliyoruz. Ben genelde ilk açılarını seçiyorum. Burada sesin hangi bölümüne etki edeceğini seçiyorsunuz. High cut seçili olduğu için low cutlara müdahale ediyor. Burada bizim seçtiğimiz sesin karakterine göre buradan reverb ayarı yapmamız lazım. Eğer mid bir melodimizin üzerine bunu uyguluyorsak bu sefer mid bölgesini duyanabilmemiz için sesin kesilen kısmının high cut olmaması gerekiyor. Bunu kapatıyorum. Burada kaliteyi seçebiliyorsunuz. Daha sonra aşağıda basit bir panel bu. Dileğin ne kadar saniye duyulacağı, hangi genişlikte olacağını buradan seçip kendinize ne kadar gerçek ses duracak, ne kadar efektli ses gelecek. Bunu burada ayarlıyoruz. Ne kadar etki edecek. Bütün ayarları buradan yapıyorsunuz. Ableton bunu basit bir pencereyle çözmüş. Fena değil reverb'ü. Delay de çok güzel. Hatta delay reverb'ünden daha iyi. Şimdi burada bir, biz duyabiliyor muyuz mesela? Birinci kanalı attık. Şey. Şöyle yapayım. Sadece birinci kanalı çaldırayım. Birinci kanalı nasıl atmış olduk bunu? Şöyle ya tutup istediğiniz kanalın içine sürüklüyorsunuz. Ya da bir kanalın üstüne tıkladığınızda onun rengi daha açık gri oluyor. Burada yaptığınız her işlem mi buradaki açık gri bunu açık olan kanalın içine atacak. İşliyor. Burada az önce duyduğunuz sesi beğenmiş olabilirsiniz ama şu an dinlerken hoşunuza gitmezse tekrardan buradan plugin bölümüne girip tabii burada reverb yazmıştım ben. Şu an ne seçersem seçtiğim kanalın reverb içinde değil. Reverb aradığı için pluginleri sıralamadı. O yüzden ben buradan silip devam etmem lazım. Bir ama de, ben duymak istiyorum mesela reverb'ı. Şöyle zaten ben orayı kapattım ama reverb hala kanalda aktif. Bu aşağıda görünüyor. Tamam. Birinci kanalda. Şimdi sadece birinci kanal seçili. Basıyorum. Tamamen off yapıyor. Tamam. Orijinal sesi duyuyoruz. Burada şöyle tavsiyelerim olabilir. Mesela ben bu reverb'i dinledim. Halihazırda programın kendi default reverb'i. Herhangi bir plugin reverb'ünü de sevmiş olabilirdim. Burada programın bölümünde favoriler kısmı var. Burayı editleyebiliyoruz. Daha fazla ses seçebiliyoruz. Mesela ben bunları aktif ettim. Evet. Ve dedim ki kırmızı renk benim efektlerim ya da sadece reverb'lerim. İsim veriyorum. Reverb diyorum. Daha sonra hangi reverb'ü beğendim? Audio efektten atıyorum. Bu reverb benim favorim oldu. Sağ tıklayıp kırmızıyı seçtiğimde artık bu kısa yollar atıyor. Bölüme girdiğimde kısa yollar atıyor. Harika. Şey gibi. Her seferinde bulmak çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Yani burada kendi
workflow dedikleri işleyişinizin hı-hı. kısa yollarını yapabilirsiniz. Mesela buraya gelip kompresörlerimi ben burada işte görmek istiyorum. Ya da mix sırasında kullandığım sadece o Windows pluginler varsa. İşletimde de böyle değil mi? Sadece Mac için değil bu yani. Evet. Şeyde bu böyle. Standart. Ben Ableton hem Windows versiyonunu kullanıyorum hem Mac versiyonunu kullanıyorum. Evet. Bunlar standart. Çünkü normalde bir pluginin içerisinde işte klasör alt alta inip de işte 5. 6. satırda bir reverb'ü bulmakla daha önceden favori yaptığınız bir şey bulmak inanılmaz pratik. Evet, böyle yani kısa yollara atmak gibi bir şey yani. Neredeyse o bir de şöyle bir şey oluyor. Free pluginler oluyor ya da sizin merak ettiğiniz bir plugin oluyor. Bu denediklerinizi sefer, sonra beğenip atmak istediklerinizi en azından şey kategorilerden buradan hızlıca çözüyorsunuz. Bu işi bayağı hızlandırıyor. Hı-hı. Sevdiğim bir özelliği. Bunu şey yapalım. Yani mesela efektlendirdik diyelim bitti. Hı-hı. Güzel bir şeyler verdik. Bunu en son dışarıya almak istiyoruz mesela. Şöyle yapayım. Hemen size otomasyonu göstereyim çok kısaca ve hızlıca. Aha. Şimdi parçayı drumlarla başlamasını istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada bir sürü kanal, şimdi 4 kanalımız var. Hı hı. 4 kanal olmasına rağmen burada hangisi bas sesimizdi, hangisi hı hı. mid sesimizdi karıştırıyoruz. O yüzden bu buraya gelip sağ tıklayıp rename dediğimizde mesela melody 1 yazıyorum. Bunlara renk de verebiliyorsunuz. Mesela sarı rengi seçtim diyelim. Hı. Daha sonra buradan bastığınızda bu kutucuğun için bütün kanalı o renge çeviriyor. Çok güzel. Ama siz mesela bunu... Çünkü çok fazla kanal olduğu zaman artık böyle bulamaç olduğu için bunlar daha pratik olur. Genelde low sesleri kırmızı renk veriyorum. Hı-hı. Ekranda yani çok kalabalık olduğunda renk kodlarıyla hatırlıyorum sesleri. Koyuldukça baslar işte yani, parlak sesler daha açık aynen. renkler gibi. Koyu renkler daha low, hı-hı, yoğun hı-hı. sesler. Hı-hı. Evet. Dediğim gibi açık renkler daha mid, tiz sesler. Hi-hat'leri genelde sarı yapıyorum. Hı-hı. Kickleri kırmızı yapıyorum. Bassları kırmızı yapıyorum. Hı-hı. Bunun için de bunu aynısını duplicate yapıp yana getiririz. Mesela burada bu melodinin bu varyasyonu değil başka bir varyasyonu hı-hı. duymak istiyorsanız çift tıkladığınızda sadece bu seçili bölümün içindeki notaları gösteriyor. Hı-hı. Yani ben bunu alıp bu artık burada çalsın istediğimde evet. bu diğerinden farklı olduğu için sadece bunu seçip buradan bunun rengini değiştirebiliyorum kanalı içindir. Yani burada kendimizce değişiklik varmış diyebiliyorum. Kendi içinde kendi bölümleri ayırıyoruz. Bu da gözümüzle ilerlemeyi hı-hı. sağlıyor. Kolaylık sağlıyor. Parça bu üstüne geldiğimizde şu köşelerde çizgiler çıkıyor. Bunlar fade in fade out'u sağlıyor. Fade out'un şeklini ayarlayabiliriz. Evet, ne kadar ayarlıyorsun? Aha. Şöyle yaptık diyelim. Ya mesela burada bir loop'umuz var. Bu devam ettiğinde ya çekerek devam ettirebiliyoruz. Hı-hı. Ya da copy paste yaptığımızda bunu daha pratik oluyor yani. Hı-hı. Bu bölüm içinde bittiği yerden evet, ne kadar birbiriyle karışacağını, ikisi arasında ne kadar bir crossfade olacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde kendi içine attığı sesleri bazen ufak bir fade in fade out yapıyor. Ama parça içerisinde ilerlerken bazen o dalgalanmalar sebep olduğu için hissiyat dengesini bozabiliyor. Hı hı. Bazen ben bunu özelliklerden kapatıyorum. Hı hı. Ya da sağ çektiğimde uzuyorsa direkt o özelliği kullanıyorum. Sadece başında ve sonunda evet. bize bu özelliği gösteriyor. Hı hı. Burada bazen çünkü sample'lar böyle biterken başlarken çıt pıt edebiliyor. Evet, onları ayarlıyoruz. Oluyoruz. Hı-hı. Mesela parça başladı ve bizim bu drumlarımız birinci dakikaya kadar sürsün istiyorum. Hı-hı. Birinci dakikaya kadar çekiyorum. Peki. Ama bu aradaki kısmın işte 42. saniye ile 41. saniyede duyulmasını istediğim zaman mouse'la seçiyorum. Hı-hı. İstersem delete'e basıyorum ya da daha sonradan fikrimi değiştiririm diye düşünürsem sıfıra bastığımda orayı pasif hale getiriyor. Evet, süper. Tekrardan seçip sıfıra bastığınızda aktif çok ediyor. Çok mantıklı. Sadece bölmüş oluyor hani kısmı. Siz bunun içinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız tekrar sağa çekip devam edebilirsiniz. Oraya geliyor şey yapıyor, mute ediyor oraya evet. gibi. Daha sonra parçanın 7. saniyesinde bas sesinin girmesini istiyorum. Şu an parçayı kurguluyorum, trafiğini ayarlıyorum. Hı-hı. Mesela hemen şuradan örnek vereyim. Şurada birinci kanalıya solo'yu almıştım, onu hı-hı. kapatmayı unutmayalım. Evet. Play'e basıyorum. Drumlar başladı. Şimdi
sesimiz dördüncü barda girdiği için burada bizim kanalımız aktif olsa bile sesi bu sinyalin göründüğü yerden başlatıyor. Evet. Ben peki bu kanala mesela buradayken volüm otomasyonu nereden? Şuradan, sağ panelden evet, mi yapıyorum? Burada volüm otomasyonumuz sağ taraftan oluyor. Burada Ableton Live'a sonradan eklenen bir özellik. Burada iki tuş var. Hı hı. Ne kanal kilitliyor herhalde? Bu çift taraflı 45 derece çift taraflı vektör tuşuna bastığımızda otomasyon çizgilerini görüyoruz. Hı hı. Ableton sonradan şöyle bir özellik yaptı. Yani özelliğini kullanma ekledi. Kilit tuşuna bastığımızda, otomasyonu kapattığımızda burada yaptığın otomasyon işlemlerinin aynısını diğer tarafa kopyalamanı da sağlıyor. Tamam. Ben şu anda hızlı volüm olarak bunun volümünü açmak istiyorum. Buna mikser'e giriyoruz. Volümü seçiyoruz. Bu melodi başlarken belli bir fade'in... Ama ben otomasyonla yapmak istemiyorum. O kanalı olduğu gibi sesini açmak istiyorum. Mesela. Şöyle. Normal kanalın tamam, bulunduğu sesi. Tamam. 0 desibelde. Aha. Şu köşede... Heh. O mu? Süper. Aşağı indiriyor. Aslında yine bütün kanala... Tabii. Yani normal otomasyon sayfasında değil de buradan evet, da hemen ayarlayabiliriz. Buradan süper yapmamızın... Ben genelde... track volümden önce plugin'in kendi içinden sesi kısıyorum ki daha sonradan burada en ufak headroom bir işlem yaptığımızda evet. O biraz mesela mix'e giriyor. Biz bu kanal içinden sesi az duyabiliriz ama kaynaktan ses yüksek çıktığında aslında ses rezonans oluyor, distortion'a giriyor. Biz buradan ne kadar kısarsak kısalım master volüme aslında yüksek ses gönderiyor. Bu sefer mix'te ve mastering'de tamam, zorlanıyoruz. Okay. Mesela bunu sesini kıstım ama parça ilerlerken bütün melodi bir anda girmesini istemiyorsam buradan gene mouse'la nokta tıkladığım noktaya. Ha, süper. İleride bir açıyorum, tane daha yaparsak oradan itibaren. Evet. Değil mi? Ya da hep mouse'la gene seçtiğimiz alanda etki gösteriyor. Hı-hı. Tamam. Ben mesela bunu buraya kadar gelsin ama orada biraz düşsün, sonra düşsün. Mesela şu aralıkta biraz düşsün istiyorum. Genelde güvenlik olsun diye kendimce yanına bir nokta daha atıyorum. Onu ellemiyorum. Burayı az aşağı çekiyorum. Çünkü onu unuttuysam bu sefer evet, olduğu gibi böyle bir... Olduğu gibi diğer tarafı da indiriyor. Hani ben güvenlik noktası atıyorum oraya. Hı-hı. O hal bağlamında. İndi. İndi. Birazdan yükselecek. Tabii o eksi onlarda tabii. Burada yukarı onlar. Daha sonra burada birinci kanal devreye giriyor. Mesela birinci kanalın sesi yüksek. Onu aşağı çekiyorum. Tabii şeyler karıştı. Evet. Melodiler. Melodiler. Bunun hangi noktada... Şimdi ikinci kanaldan ses duymadık. Neden? Çünkü iki üzerindeki sarı işaret yanmıyor. Bunu açtığımızda duymaya başlıyoruz. Buradan da mikserden volümü seçtiğimizde ya da buradan seçmesek bile buradan aşağı indirdiğimizde kendi arasında bir sesler arasında evet, denge balans tamam, kuruyoruz. Parçam bu kadar diyelim. Diyelim bitti. Ben bunu dışarıya almak istiyorum. Hangi seçeneklerle nasıl alabiliyoruz? Mesela WAV, EIF, MP3. Şöyle bu bizim şu sağ tıkladığımızda loop seçebiliyoruz. Sadece bu bölüm dönüyor. Ha. Ben genelde alışkanlık baş ve sona loop alıyorum. Hı hı. Nereyi kapsasın? Hangi diye alanı kapsasın? Yani bunu yapmaya da bilirsiniz. Çıktı alırken hangi barlar arasında çıktı almak istediğinizi de seçebiliyorsunuz. Hı hı. Burada projenizi... Proje olarak mı kaydedelim? Yoksa... Mesela ben proje olarak kaydediyorum. Bunu bir önceki projenin üstüne kaydetti. Hı hı. Bunu seçerseniz yeni bir proje olarak nereye kaydedeyim diye soruyor. Evet. Bu seçeneği seçtiğinizde parçanın içinde kullandığınız sesleri de o klasörün içine atıyor. Ha. WAV sample haline getiriyor. Siz daha sonra başka bir bilgisayarda açtığınızda o pluginler varsa o sesleri ha, buluyor ve içindeki WAV seslerini de bulduğu için evet, projeniz eksiksiz açılsın diye hı-hı, bir seçenek bu. Bu çıktı alırken bu seçeneği kullanıyoruz. Özellikler şunlar. Hı hı. 4100 mi olsun? 48000 mi olsun? Hı-hı. Tamam.
Hayat var. Başka neler var? WAV alabiliyorsunuz. Slack var. Eskiden MP3 çıktı alma özelliği yoktu. Onu getirdi. Buna aktif hale getirirseniz hem WAV hem MP3 olarak çıktı alıyor. SoundCloud'a otomatik bağlantı şey mi kuruluyor? API'si var o zaman. Otomatik var. Şey, senin yüklüyor SoundCloud'a. Upload ediyor. Arkadaşlar bu çıktı alırken hem WAV hem MP3 çıktı alıp birilerini dinlemek için gönderdiğinde SoundCloud'a ya da bir yere upload ederken MP3 olarak yüklerlerse hem daha hızlı olur hem daha az yer kaplar. Çünkü bu demoları bazen arkadaşlarınıza 15-20 kere gönderiyorsunuz. Her seferinde WAV olarak yüklemek çok uzun sürüyor. Evet. Vakit alıyor. MP3 olarak göndersinler. Hı hı. Onun harici 16 bit mi olsun, 24 bit mi olsun gibi seçenekleri de. Profesyonel ses kartı yoksa 24'ü okuyamayabilir. O yüzden de 16 bit seçiliyor. Evet. Biz bu seçenekleri alıp nereye almamızı diyor. Soruyor oradan. Nereden alalım? İsim soruyor. Ben genelde arkadaşlara projenizin adı neyse çıktı aldığınız parçanın adı da o olsun tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü bir hafta sonra, bir ay sonra parçayı dinlediğinizde değişiklik yapacağınızda ya bu ismin hangi projeydi diye aramazsınız en azından. Hı-hı. Yani bir yerde release etmeyecekseniz, parça bitmeyecekse, yayınlanmayacaksa yani. Adını çok fazla değiştirmeye gerek yok. Ben bunu gene demo 1 olarak ya projenin için alabilirim ya demolarımın olduğu bir klasöre atabilirim. Hı-hı. Buradan masaüstü diyeceğim ve kaydedeceğim. O çıktı alırken aldığım seçtiğimiz seçenekler bu işlemin süresini belirleyen, kalitesini belirleyen. Pluginler, efektler de tabii şey yapıyor, etkiliyor. Şimdi masa üstüne gelip parçayı açacağım. Dışarıya da şarkıyı böyle almış olduk. Aklımızda bir melodi vardı. Akorları bastık. Melodiyi çaldık. Ritim altyapısı vardı. Üzerine bir bas sürüşü yaptık ve şarkıyı Serkan'ın da geniş anlatımıyla detaylarına girdik ve dışarıya almış olduk. Böylece de hem paneli biraz öğrenmiş olduk. Hem hangi sese ne efektler uygulayabileceğimizi, hangi panelin neresinde nereye aldığımızı da nelerin aktif pasif olduğunu görmüş olduk. İşte bilgisayarımızın yorulmaması için mini böyle ipuçları görmüş olduk. Böylece de Ableton Live'a bir giriş. Aslında çok da bir giriş değil, birazcık da ilerlemiş de olduk. Adım adım ilerledik de bazı detaylara girerek. Bu şekilde konuyu daha da, yani hem ben de öğrenmiş oldum hem de siz de sanırım böyle bir merhaba demiş oldunuz. Neler diyebiliriz yeni öğrenmek isteyenler için Ableton Live'ı, özellikle Ableton Live için konuşalım. Ne diyebiliriz? Ya programı açıp efektler bölümünde hangi efektler neye etkide bulunuyor? Hani sadece Ableton Live için değil, bütün programlar için. Hı hı. Zaten Ableton Live'ın çok fazla penceresi yok. Bu pencereler arasında gezip hangi efekt neye işe yarıyor? Hangi pencereye bastığınızda hangi menüler karşına çıkıyor? Test ederek, bozmaya korkmadan her şeyi kurcalasınlar. Sürekli deneyerek bir şeye ulaşabilirler. Yaptıkları işlemlerin etkilerini akıllarında tutarak daha sonraki projelerinde ben böyle bir şey duymuştum, bunu kullanırsam güzel olur dedikleri şeyleri sürekli denesinler. Deneye deneye öğreniliyor. Tabii. Çünkü herkes aslında aynı sıfır noktasından başlıyor. İşte programlara, cihaz kullanımlarına, ama birilerinin daha ilerlemesi, daha aktif olması aslında o cihaz üzerinde, o program üzerinde, neyse işte kullandığı yazılım üzerinde uzun süre aktif olarak çalışmasından dolayı oluyor. Yoksa birisi çok daha iyi öğreniyor gibi özelliği yok kimsenin. Sadece gerektiği kadar araştırıyoruz, gerektiği kadar öğrenmeye çalışıyoruz. Çok fazla yanılıyoruz. Her yanılgımız bize başka bir şey öğretiyor çünkü. Yeni kapılar açmış oluyor. Ama önümüzde programımız, önümüzde cihazımız,
Bu ne işe yarıyor acaba? Dur ben bunu bir yere sorayım yerine. Gerçekten işte o menülere girmek, kutulara çıkmak, işte belki gereken kullanım kılavuzlarını karıştırmak bize kesinlikle kullanacağımız cihazı, programı fevkalade öğretecek aşamaya geliyor. Daha sonra da kendi kendimizi zaten geliştirerek iyi noktalara varmaya çalışıyoruz. Diğerlerinden bizi ayıran noktaya erişmiş oluyoruz aslında. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Uzun, geniş kapsamlı bir video oldu. Şu anda videonun 1,5. saatini çekiyoruz aslında ama ben de bunu kaç dakikaya kadar kurgulayacağım da kıstıracağım, size daha böyle akıcı bir hale getireceğim bilmiyorum. Ben de şimdi bakacağım. Yaklaşık 60 GB'lık bir çekim dosyası var. Onu gördüm az önce. Bakalım içinden çıkabilirsem size güzel bir Ableton Live 101, hatta 201, 301 videosu da olabilir bu. Sonra size sunmayı düşünüyorum. Bugün pazar günü ve saat 1'i 10 geçiyor. Yaklaşık böyle 9 gibi başladık videoyu çekmeye. İşte yarı sohbet, yarı şurayı da mı anlatsak, buraya mı girsek gibisinden böyle böyle uzadı. Çünkü bazı konuların anlatımları böyle uzun uzadıya uzayabiliyor. Olsun, siz arka planda isterseniz dinleyin. İsterseniz açın, panellere bakın. Aynı anda Ableton'ı açın, beraber ilerlemeye çalışalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Daha sonra değişik projelerle hem de bir arada yapabileceğimiz projelerle bir kafamızda çekim modları var. Bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler Rica ederim. bu güzel bilgileri verdiğin için Serkan. Daha sonra birçok Ableton, Logic Pro, Final Cut artık ne kadar program biliyorsak hepsini size anlatmak için buradayız. Beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.